Bismihu, esirgiyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Önce söz vardı, hayat sonradan geldi. Önce çile vardı, ihsan arkadan geldi. Önce iştiyak, arkadan sebat geldi. Sözün yaratılışı, Züleyha'nın yaratılışından evveldi. Adem ki ona bütün isimler öğretildi. Yusuf'un kaderi Züleyha'ya tecelli. Züleyha'nın kaderi Yusuf'a tecelli. Kuyu, zindan. Kuyu, zindan. Önce çile, arkadan ihsan. Züleyha vazgeçti mi maşukundan? Mülk gibi söz de ne senin ne benim. Cümle gibi aşk da ne senin ne benim. Söz de aşk da ne benim ne senin. Bir yaz sabahına doğan ve şu değdiğinde kokusunu salan kırmızı sardunya. Ağustos göklerinde başımın üzerinden geçen bulut. Mayıs gülü, ışıklı Nisan yağmuru ne kadar Allah'tansa, mülk gibi söz de ve ışık da ondan. Sen tahtına yazıcı kimi oturtsa da, beşeri bir sevgili ya da cismani bir aşk gibi görünen hiçbir yol ondan özgeye çıkmıyor aslında. Gönül tahtına ondan özge sultan olmuyor. Değil mi ki her şey ondan? Gidecek yer yok ondan başka. Gelinen yer yok ondan başka. İnsan o ki ondan başkasını sevemez. Sevginin mahiyeti icabı, ondan başkasını bilemez bilginin mahiyeti icabı. Işık ki tek kaynaktan dağılır, ışığa yakın olan aydınlık, uzakta kalan karanlıktır. Her şeyin ondan olması ve ışığın tek kaynaktan dağılıyor olması, ondan başkasının bilinme ve sevilme ihtimalini tümden yok eder. Kimi zaman sevdiğimizin ne olduğunu bilmeden severiz ve insan henüz neyi sevdiğini bilmediği böyle zamanlarda ondan başkasını sevdiğini zannedebilir. Bir çiçeği, bir kuşu, denizi, yağmuru, gökyüzünü, yazıyı yazanı, kalemi tutanı, bir yaratılmışı hasılı. Sözgelimi Leyla Mecnun'unu, Şirin Ferhad'ı, Züleyha Yusuf'u sevdiğini zannedebilir. Oysa sevmek en fazla neyi sevdiğini fark etmek demektir ve seven biraz da neyi sevdiğini bilendir. Çünkü ışığın kaynağı tektir ve kim aydınlığının kendinden menkul olduğunu iddia edebilir. Her aşk ona çıkar sonunda. Ondan başkasını sevmek imkansız gibidir. Seven neyi sevdiğini bilse de bu hep böyledir. Bilmese de bu hep böyledir. Bu yüzden değil mi ki kendini kaybetmek gibi görünen aşk aslında kendini bilmek demek. İstese de insan ondan özgeyi sevme şansı yok. Şans sözcüğü yok lügatlerde bundan böyle. Ondan özgeyi sevme ihtimali yok. Ve neyi sevdiğini bilenle bilmeyen arasındaki fark sadece bilmenin bilincinden ibaret.
küçük bir biliş farkı, mülk gibi aşk da Allah'tan. Ruhun da O, kalbin de O, aklın da O, tenin de O, canın da O, cismin de O. Ve aradan perdeleri kaldırarak onu bilmek olarak tanımlanan şey, bu seyr-ü sefer sadece onu bilmeyi bilmenin sancısından ibaret. Sevginin yanılgısı yok. Yanlış olan neyi sevdiğini bilmemek ve yolu yanlış çizmek. Hangi kaynaktan geldiğini, suyun, hangi dağın üstünden döküldüğünü, aydınlığın bilmemek. Bilmemek yanlış kılar sevgiyi. Züleyha ki Yusuf'u sevdi. İptida neyi ve kimi sevdiğini bilmedi. Sonra aşkın kaynağını bildi, Yusuf'u değil. Yusuf'ta tecelli eden nuru sevdiğini fark etti. Yusuf da ki rüyasında güneş, ay ve 11 yıldız ona secde etmişti, bir kuyuya atılmış ve kendisine zindanda rüya yorumu verilmişti. Önce aşkın kaynağını bildi, sonra nurun Züleyha suretinde tecelli ettiğini fark etti. Biri suretten nura yükselirken, diğeri nurun surette tecelli ettiğini idrak etti. İşte bütün hikaye, kim düştü kuyuya? Yusuf mu? Yakup mu? Züleyha mı? Zindan kimin kaderi? Yusuf'un mu? Yakup'un mu? Yoksa Züleyha'nın mı? Yusuf, Yakup ve Züleyha yok aslında. Hepsi bir. Hepsi o bir. Hepsi tek bir. Söylenmemiş mesnevi kalmadı yeryüzünde. Her Yusuf'u Züleyha, bir öncekinin hem aynı hem başkası. Bu nasıl mazmun diyor ya, kalbi dipsiz derinliklerde çoğalan Fuzuli. Farsça divanının ön sözünde, yani ki mukaddimesinde. Hiç kullanılmamış diye kaldırıp atıyor ya bir imgeyi, uykusuz kaldığı gecelerin sabaha değdiği yerde. Sonra aynı gecelerin aynı sabahlara değdiği yerde, bu kez bu nasıl mazmun diye yırtıyor ya kullanılmış olan bir başka mazmunu. Hem bilinen hem bilinmeyen, hem kullanılmış bir imge, hem kullanılmamış bir imge. Böyle olmalı ki sözün hükmü tamam olsun. Eski zincire bağlanan bir halka ama yeni. Böyle olsun ki zincir kuvvetli olsun. Her Yusuf-u Züleyha bir öncekinin hem aynı hem başkası. Bu da öyle. Ayna aynı, kitap farklı. Bu kez birkaç kitap, yine aynı ayna ve birkaç ruh. Hepsinin içinde mevcut Züleyha'nın acısı, acının Züleyha'sı. Bismihu, esirge ve bağışla. Öptüm kitapların üzerindeki kitabı. Öptüm ve koydum alnıma. Ben yazıcı. Yazmaya başladığımda yıl 1999, milattan sonra aylardan Nisan'dı. Bir mumun ışığında bir rüzgar titriyorken ve bir hattat nefesinin bir mumun alevini bile titretmemesi gerekiyorken, sürgün düştüğüm zamanlarda ben kalbimi çatlatan nefesi salıverdim. Ben yazıcı. Kalbim çatladığında tanığım su kıyısında bir kavak ağacıydı. İlk sözcükler mürekkebi mor kalemimin ucundan dökülürken Ayasofya'da, Topkandil'in altında değil idiysem de Hamdullah Hamdi Hazretleri gibi, ben de suyun kıyısındaki kentte kendimce bir Ayasofya'daydım. Uyanıklığım
Rüyaları yorumlayacak Yusuf'un uyanıklığından farklıydı elbet. Ama ben de gecenin saat 03'lerinde daima uyanıktım. Çöl ile başlasın bu hikaye. Her hikayenin bir başlangıcı, bir gelişmesi ve bir de sonu var. Noktayla başlar, noktayla biter hikaye. Sonra cümle, bir cümle daha, bir daha cümle. Çöl ile başlasın mı bu hikaye? Çöl ile başlasın bu hikaye. Çünkü çölün merhametli kalbinde su her şey anlamına gelir de, yemin 11'i Yusuf'un rüyasına giren yıldızın üzerine edilir. Ve Yusuf, Züleyha'nın düşüne de, gerçeğine de çölden gelir. Ve Yakup da Yusuf'a çölden gelir. Susuzluğuyla çöller gezer aşık, öyle ki Yusuf da, Züleyha da, Yakup da hepsinin yolu çölden geçmektedir. Kervanın da, ceylanın da yolu çölden geçmektedir. Kervan yorgun, ceylan vurgun. Çölde yıldız damlaları. Bir yanı dağ, bir yanı deniz çölün. Bir yanı fırtına, bir yanı kum. Ve üzerindeki gökten çölün ışıklar saçarak gösterişli bir kuyruklu yıldız geçiyor. Geriye bıraktığı sürüklenen bir iz ve bütün ırmaklardan daha mavi bir ırmağa düşen yansıma. Bir kez de yerde yaratılıyor. Sonra sonsuza değilse de sonuna değin görünmez oluyor. Çöl ile başlasın bu hikaye. Çünkü başlangıçta susan çöl, üzerinden geçenden geriye bir ölüm bırakmıyorsa eğer, bir hikaye bırakıyor. Ve bütün bahaneler çölün sırtına kalsa da kalbinin bir köşesi kedere dokunan hiçbir hikaye nedensiz yazılmıyor. Çölün aşka bahanesi var, yoksa çölün bahanesi var. Uzak gibi görünse de çöl her hikayeye yakın. Bu hikayede çöl ile başlasın. Çünkü başlarken susar çöl ama söylenebilecek her şey onun esrarında gizlice yer alır. Çünkü ırmaklar kendi derinliklerinde boğulurken çöller de kendi susuzluklarında kavrulmaktadır. Üstelik kendi hikayesini de çöl kendi yazmaktadır. Avut beni ey çöl, hikayenle oyala, ne acı. Yine de çölle başlasın bu hikaye. Çöl ile başlıyor da kim bilir nasıl bitecek bu hikaye? Şaşılacak kadar eksik kalmayacak mı yine de bitti zannedilen hikaye? Çöl ile başladı bu hikaye. Kenan ki hiçbir zaman bulunamamış ve bulunamayacak olan kentlerden biri değildi. Çölün koynuna apaçık yazılmıştı ismi. Vakit tam sabah üzeri, rüyalarda uyku uyanıklığının gezindiği bol yıldızlı saatlerden biri. Birazdan günün bereketli ışıkları çölün kıyısına yaslanmış dağın üzerinden süzülerek eteklerine dökülecek. Çok ve kalın dallı hurma koruluklarının ilkbahar sürgünlerine ve yaşlı yapraklarına değecek. Birazdan aydınlanacak toprak, damlarda gecenin izleri. Sevdanın üzerine örten ve kendi üzerine cefayı çeken gecenin denizi. Birazdan gece bitecek. Hastaların ızdırabı, annelerin uykusuzluğu, vakit güne değecek. Ama şimdi gökler simsiyahtı. Gece henüz vardı. Çöl uzanırken doğudan batıya, batıdan doğuya. Çöl gece kadardı, gece çöl kadardı.
Yusuf bir güzel çocuk. Kenan'ın Yusuf'u. Naz uykularındaydı. Yusuf, güzelim göz kapaklarının arkasındaydı. Güzelim göz kapaklarının arkasında Yusuf'un rüyası vardı. Yusuf rüyasında, rüyası Yusuf'taydı. Yusuf'un rüyasında güneş vardı, ay vardı. Yusuf'un rüyasında tam 11 yıldız vardı. Berrak ve derin gökyüzü Yusuf'un elini uzatsa dokunabileceği kadar yakındaydı. Güneş ve ay birbirinin ışığını söndürmemekte, 11 yıldız başının üzerinde titremekteydi Yusuf'un rüyasında. Önce 11 yıldız teker teker gelip Yusuf'un tam arkasında durdular. Yusuf döşeğinde sağdan sola attı kendini. Ay geldi sonra Yusuf'un başının üzerindeki lacivert semadan indi ve sağ yanında tam omzu hizasında durdu. Yusuf'un şakaklarında, dudaklarının kenarında ve burnunun üzerinde ter taneleri. Yusuf döşeğinde soldan sağa attı kendini. Yusuf'un başının üzerindeki gökten bu kez güneş indi. Geldi ve göklerden inen güneş Yusuf'un tam önünde durdu. Dört bir yan ışıklarla doldu. Gece aydınlandı, çöl aydınlandı. Yusuf'un içindeki karanlık aydınlandı. Sonra hepsi bir arada güneş, ay ve 11 yıldız Yusuf'un etrafında döndüler ve yerlere kadar eğildiler, secde ettiler. Yusuf döşeğinde kendini sağdan sola, soldan sağa attı bir kez daha. Boncuk boncuk terledi. Gül perçemleri alnının üzerinde, gömleği sırtında sırılsıklam. Haykırarak uyandı. Baba, babacığım. Kendisinin ne olduğunu anlamadan ağladı. Baba, babacığım. Yusuf'un başı Yakup'un çenesiyle boynunun arasındaki korunakta. Saçlarının ıslaklığı Yakup'un omzunu ıslattı. Bir yaprak gibi titrerken Yusuf baba kucağındaki emniyette bile Yakup sordu. Oğulcuğum ne oldu? De bana nen var. Yusuf titremekte. Yakup güçlü bir çınar. Kalın ve kocaman ve koruyucu dalları, serinletici yaprakları var. Sordu Yakup tekrar tekrar. Anlat oğulcuğum bana nen var. Yusuf önce kesik kesik ve zayıf bir sesle, sonra berrak ve coşkun bir suyun sesiyle anlatmaya başladı. Dedi, düşümde güneşi gördüm canım baba. Yakup titredi. Sonra ayı gördüm diye ilave etti. Yakup ürperdi. Sonra 11 yıldız gördüm yanı sıra. Yakup yumdu gözlerini. İçinden bir deniz geçti. Geldiler teker teker gökten yanı başıma indiler. Döndüler çevremi bir kez. Sonra önümde Yakup yumdu gözlerini daha sıkı, açtı gözlerini daha büyük içindeki gökleri. Canım baba, canımın içi baba. Döndüler çevremde bir kez ve önümde eğildiler, secde ettiler. Yakup içindeki göklerde. Kendisine olağan olmayan bir rüya anlatılan bir baba. Yakup daha bir yasladı Yusuf'u kocaman sinesine, dallarını ve yapraklarını sıkıca bastırdı Yusuf'un göğsüne. Yumdu gözlerini tekrar, tekrar açtı içindeki göklere ve denize. 11 yıldız Yusuf'un önünde secdelerde. Yusuf'un gözlerinin derinliğinde mor benekli bir ceylanın gözlerindeki endişenin billur derinliği. Ay Yusuf'un önünde secdede, bir ceylan ırmak kıyısına inmiş su içmedi. Güneş Yusuf'un önünde secdede, Yusuf'un gözlerinde su içen ceylan ok yemiş, ürkek
ve acılı titremekte. Hay dedi Yakup, Rabbim hay, içinde endişe. Sustu Yakup, neden sonra sus dedi Yusuf'a. Rüyan sana devlet demektir ama zamanı çok sonraları gelecektir. Şimdi sus canım oğul ve sakın kimseye, hele sakın abilerine hiç ama hiçbir şey söyleme. Onlar da çocuklardır. Nerede ki devlet ve muhabbet var, nerede ki hal var, makam var, orada kıskançlık vardır. Bu yüzden canım oğul, ey benim Yusuf'um oğul, hiç kimseye, hele kardeşlerine hiçbir şey söyleme. Yakup okşadı Yusuf'un hala ıslak saçlarını. Göz kapaklarının üzerinden geçirdi bir yağmur gülünün sancısında çatlayan dudaklarını. Sağ elinin baş parmağını Yusuf'un iki kaşının tam ortasına dokundurdu. Irmakların annesi olan Nil'in bir gün bu alnın aydınlığından akacağını ve Nil'in ceylanlarının bir gün bu alından su içmeye ineceğini bildi. Yusuf karanlık bir uykunun güvenli sularına dökülürken yeniden bitmesine çok az zaman kalmış bir gecenin koynuna çocuksu bir geri dönüşle tekrar girerken Yakup gözlerini bir daha kapatmadı. Baktı durdu siyah gecenin içindeki siyah bir noktaya. Bitmekte olan şu geceye ve çölün sonundaki kocaman dağın arkasından doğacak olan güne andolsun ki diye geçirdi içinden. Yusuf'a peygamberlik müjdesi verildi. Ama zamanı var ve çok sınanması, çok acı çekmesi gerekecek. Yolun serin ve selametli olsun. Ah benim güzeller güzeli oğulcuğum. Ah benim güzelim Yusuf'um. Güzeldi Yusuf. O kadar ki adı Mah-ı Kenan'dı. Yani Kenan'ın dolunayı. Güzeldi Yusuf. O kadar ki o geçerken kentinin gecesinde, kentinin sokaklarından evlerinin sahibi olan kadınlar duvara vuran ışığın şalkımasından Yusuf geçiyor diye fısıldar, sevinçle birbirlerine kandillerini söndürürler. Işık gökten yere değil, o geçerken yerden göğe ağırdı. Güzeldi Yusuf. O kadar ki her güzellik gibi onun da güzelliğinin olduğu yerde kıskançlık ve muhabbet bir arada yaşardı. Ve her güzellik gibi Yusuf'un güzelliğinin de kendisine zararı vardı. Ama sadece ilk anda. Çünkü Yusuf dar zamanlar için değil, geniş zamanlar ve uzun yollar için yaratılmıştı. Güzeldi Yusuf. O kadar güzeldi ki Yusuf'u hiç görmemiş bir yazıcı onun güzelliğini anlatmaya gelince sıra sadece susardı ve onun güzelliğini ancak özetleyebilirdi. Çünkü güzelliğin özeti yazıcının sözcüklerinden çok okuyucunun muhayyilesi demekti. Sözcük sınırlı, muhayyile ise sınırsızlıktı. Öyleyse Yusuf'un güzelliği sözcüklerle sınırlı değil, ancak hayalin ufukları ile sınırsızdı.